Evet, değerli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Şehir Sohbetleri programında yine birlikteyiz. Birbirinden değerli konuklarımız konularıyla birlikte aramızda oluyorlar. Bugün de yine ilimizin yetiştirmiş olduğu değerlerden araştırmacı yazar Mustafa Yurttaş hocamız, kendisi aynı zamanda eğitim psikolojisi ve kişisel gelişim alanında uzmandır kendisi. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi değerli hocam, tabii Elazığ'da bir proje kapsamında Elazığ'da bulunuyorsunuz. Biz de tabii bu proje kapsamında hazır buradayken şehrimiz adına inşallah bir program yapalım. Ve sizin özellikle kişisel gelişimle, eğitim psikolojisiyle ilgili görüşlerinizden, fikirlerinizden istifade edelim istedik. Ben biraz tabii insanımıza sizi tanıtmak istiyorum. Değerli hocamız Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Sivrice Gezin arasında Şebyen köyünde kendisi o köylü. Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu bir değer. İstanbul'da genelde faaliyetleri sürdürüyorsunuz ve Türkiye'nin her tarafında bu alanda seminerler veriyorsunuz. Bu arada da Elazığ'dasınız. Yine Mustafa Kemal Üniversitesi'nde eğitim alanında ders veren Mustafa Yurttaş daha sonra eğitim psikolojisi ve kişisel gelişim alanında çalışmaları yaptı. Böyle gidiyor. Sayın hocam, tabii bizim konumuz yaşayarak, bu arada deprem tatbikatı var, canlı yayında da söylemiş olalım. Vatandaşlarımız endişelenmesinler. AFAD'ın bir deprem tatbikatı oluyor. Konumuz yaşayarak öğrenme, öğretme ve öğrenme. Dolayısıyla biz bu konuyu gündemimize alalım istedik. Tabii programa başlarken size bir söz vereyim, izleyicilerimizle paylaşacağınız. Buyurun Sayın Hocam. Eyvallah, teşekkür ederim Sayın Osman Bey bu arada beni konuk olarak davet ettiğiniz için. Eyvallah. Şimdi tabii önemli olan aslında şu, edindiğimizi sağlıklı olarak çevremizle paylaşmak ve bunu belirli ölçülerde sistematik şekilde yayınlamasını sağlamak. Şimdi yaşayarak öğrenme gerçekten, hani ben özellikle yaklaşık 20-22 yıldır eğitim sektörü içerisindeyim. İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede derslere girdim. Ben şunu gözlemledim genelde Osman Bey. Bazen işte mesela velilerimiz geliyordu. Biz Mustafa Yurttaş Akademi'yi İstanbul'da kurarken, hocam diyor, çocuğun bazen hani okula müfredata yetişemeyince acı çektiğimiz dönemler oldu diyor. Yani şimdi mesela çocuk ödevini yapamıyor, yapmak istemiyor, istemeyince diyor. Bu defa hatta diyor mesela bazen şiddete, sözel ve fiziksel şiddete başvurduğumuz dönemler oluyordu. Yattığı zaman da gidip kendisine baktığımda saatlerce ağladığımı görüyordum. Yani sistem nedir? Yani sorun nerede? Sistemde mi, ebeveyn olarak bizlerde mi ya da çocukta mı? Şimdi tabii biz böyle olunca, ben o dönemlerde tabii araştırmalar içerisine girdik. Hani biz bu eğitimi daha eğlenceli nasıl hale getirebiliriz? Daha çok çocukların seviyelerini nasıl indirebiliriz? Hazreti Ali'nin müthiş bu konuda bir tespitiyle hani o dönemde kitaplarını okurken karşılaştım. Ve o zaman dedim ki bunun bir çözüm yolu vardır yani. O zaman şimdi Hazreti Ali'nin o konudaki tespitini de paylaşayım müsaadenizle. Diyor ki, ilim basitti, cahiller zorlaştırdı diyor. Şimdi o zaman Hazreti Ali biliyorsunuz değil mi? İlmin kapısı olarak görevli, hani Allah Resulü tarafından bilinen ve belli konularda eğitim noktasında getirmiş olduğu bir ufuktur aynı zamanda. O zaman nerede biz yanlış yapıyoruz? Şimdi ben o araştırmalara girerken Einstein'ın da bir tespiti var. Diyor ki, eğer anlatacağınız konu, karşıyı bilgilendireceğiniz konuyu da İlkokul seviyesinde insanlara, çocuğa, insana anlatamayacak seviyede değilseniz aslında onu siz de anlamamışsınız demektir. Orada araştırırken ben önce bir beyin neyi öğrenmede seviyor? Öğrenmede beyin nasıl aktif hale gelir? O araştırmalar da arkadaşlar yansıtırsa özellikle o, evet, hani beynin, ben bu arada bizi izleyenlere de onu i̇kinci paylaşayım. İkinci görsel hocam. Evet, ikinci görselimizi paylaşırlarsa oradan da arkadaşlarla izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi bakın,
Araştırmalar diyor ki mesela beynimizin, yani bunu eğitim seminerlerimde de paylaşıyorum Osman Bey. Beynimizin iki yarım küresi var. Sol beyin, sağ beyin. Evet. Sol beyin farklı çalışır, sağ beyin farklı çalışır. Yani şimdi duygularımızın, düşüncelerimizin, davranışlarımızın kaynağı beynimiz değil mi? Yani evet, beynimiz üretiyor. Şimdi ben bir öğretmen, bir eğitimci olarak eğer beyni tanımıyorsam, beyin neyi nasıl seviyor, nasıl algılıyor, nasıl çalışıyor bilmezsem ben sağlıklı olarak zihinleri eğitebilir miyim? Ya da bir ebeveyn olarak ben çocuğumu tanımazsam, çocuğumun yani beden merkezini tanımazsam çocuğumu nasıl sağlıklı olarak yönlendirebilirim? Şimdi bakın, ben hatta bunu eğitimlerimde de paylaşıyorum. İşte kelimeler, toplum olarak en çok kullandığımız. Şimdi hani öğüt diyoruz. Ama yapılan araştırmalara göre kelimeler insan zihni üzerindeki etkisi %7. Hani söylüyorum, söylüyorum, işte öğrencim beni dinlemiyor, işte çalışanım beni dinlemiyor ya da işte çocuğun beni dinlemiyor. Niye? Çünkü sen çocuğun tasarımına göre hareket etmiyorsun. Tasarımını da dikkate alman lazım. Yani şimdi mesela sağ beyinde duygu var. Sizin anlattıklarınız duyguya hitap etmiyorsa o zaman sadece kelimelerle sınırlı kalıyorsunuz. Ve onun da etkisi az. Etkisi az oluyor. Evet. Şimdi mantık, sayılar, soyut düşünce. Dikkat ederseniz bakın siyah beyaz eski televizyonlar gibi. Evet. Şimdi ben düşünün bu sistemle ne kadar bir ergene hitap edebilir? Ne kadar bir gence, ne kadar bir çocuğa? Hatta araştırmalar diyor ki mesela bir öğretmen sınıfta genelde sol beyin tarzı, işte bir yaşayarak öğrenmeye oradan geleceğim, tarzı anlatıyorsa çocuk üzerindeki etkisi %20. Peki %80 diğer potansiyelimiz nerede? Hatta yaşayarak öğrenmenin potansiyeli diyorum. Ben bunu kitaplarımda da yazdım. Görsellik, renk ve şekil. Hatta yapılan bir araştırmaya göre Osman Bey, renklendirilmiş bir şekil 1000 kelimeye bedel. Madem 1000 kelimeye bedel benim elimde bir potansiyelim varsa, niçin kelimelere hapsediyorum iletişimi, niçin kelimelere hapsediyorum üretimi, niçin kelimelere hapsediyorum eğitimi? Diğer mesele duygu. Ben hani biz kendi kurumumuzda da bu eğitimleri verirken çocuğun duygusal sermayesini yani 5 duyuyu işleme dahil edin, o çocuğun öğrenemeyeceği bir şey yoktur. Evet hocam. Şimdi 5 duyular devreye girince bu defa çocuk aktif hani işin içerisinde aktif oluyor. Ama siz sağ beyni eğitime dahil etmezseniz, yani işin içerisinde duyguyu almazsanız, görseli almazsanız, çocuğun bireysel potansiyelini almazsanız %20'lik potansiyel hem öğretmenin işini zorlaştırıyor, hem ebeveyn işini zorlaştırıyor, hem de öğrencinin işini zorlaştırıyor. Mesela ritim, hatta yapılan araştırmalara göre biliyorsunuz, işte bunda yaşayarak öğrenmeye geleceğim. 3 tür zeka var. İşitsel, işte kelimelerle öğrettiğimiz. 2, görsel zeka. 3, dokunsal zeka. Yani bugün araştırmalar diyor ki siz çocuğun önüne hazır bilgiyi koyarsanız, o çocuğun düşünme yeteneğine, yaratıcılığına, bireyselliğine zarar verir. O çocuk bilgiyi kendi bireyselliğine göre görselleştirmeli. Evet. Ve görselleştirdiğini sizinle paylaşırsa, onu dokunarak o eğitimi karşı tarafa yansıtır şeklinde, hani o bütünsel öğrenme dediğimiz sistemi gerçekleştirirse ve bu sağlıklı bir zamanlama sistemiyle gerçekleşirse, o çocuk sıkıntı çekmeden, ezberlemeden bunu çok rahat edinebilir. Ama maalesef bizim biraz eğitim programımız bir sol beyin tarzı ayarladığımız için, yani daha çok yaşayarak öğrenmediği için çocuk, bu defa ezbere yöneltiyoruz çocukları. Ezbere yöneltince bu defa çocuk, hani hatta ben Zayda'nın programına katılırken sekerek sahneye gelmiştim. Hocam diğer ayağınız yok mu? Niye tek ayakla yürüyoruz? Dedim inşallah bu da bir ülkemize bir mesaj olur. Nasıl ki tek ayakla yürümek zorsa, tek ayakla tek beyinle eğitim yapmak da zor. O zaman ben bir yetişkin olarak ne olacağım? Ben işin içerisinde duyguyu nasıl katabilirim? Onun örneklerini de ileride vereceğim. Ben çocuğun dokunsal zekasını nasıl işleyişe dahil edebilirim? Yani çocuk yaşayarak öğrenirse, bu defa ben aynı zamanda öğretmen işini kolaylaştırırım, evde ebeveyn işini kolaylaştırırım ve öğrencinin işini kolaylaştırırım. Niye? Çünkü çocuk artık bunu kendi potansiyeline göre öğrenmiş olur. Şimdi hocam, yaşayarak öğrenme nedir, neden diğer öğrenme şekillerinden önemlidir noktasına geleceğiz. Bu arada bu vermiş olduğunuz örnekle ilgili şöyle sağ beyin kullanmayan ülkem diye bir kitabınız var. Bunu da arkadaşlara, izleyenlere göstermiş olalım. Teşekkür ederim. Tabii diğer kitapları da inşallah yapacağız. Mustafa,
Yurttaş hocamızın böyle bir kitabı var. Tavsiye de ediyoruz evet, bu arada. Evet, teşekkür ederim. Sağ beyni kullanmayan ülke. Bu, bu işin başlangıcı. Eyvallah. Biz tabii diğer öğrenme şekillerinden neden önemlidir noktasındayız. Bunu bir şekilde ifade etmiş olduk. Yani yaşayarak öğrenmenin potansiyel kaynağı nedir hocam? Yani evet. Hatta diğer slaytımızda da belki hani çünkü ben daha çok sağ beyni anlattığım için görselleri önemsiyorum. Mesela yapılan araştırmalara göre diyor ki beyin bakın neyi seviyor, nasıl öğrenmeyi seviyor. Yani işte o özellikle araştırmalarda bir basit olanı. Yani biz o verilecek olan bilgi ne kadar basitleştirirsek, çocuğun anlayabileceği tarza getirebilirsek işimiz o kadar kolaylaşır. İki, renklendirmeyi seviyor beyin. Hatta yapılan araştırmalara göre mesela renkli, renklendirilmiş bir bilgi, renklendirilmemiş bilgiye göre %80 daha hatırlatıcı özelliği var. Görselleştirmeyi uygulayarak öğrenmeyi. Hatta bir örnek verilirsek, devam edelim. Diğer slaytımızda da devam diğer edebiliriz. Diğer slaytı geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir örnek vereceğim. Hatta mesela şimdi hatta biz Mustafa Yurttaş Akademi'de İstanbul'da bu eğitimleri verirken özellikle biz bunları hani test edip ben kitaplarımda bunları yazdım. Şimdi mesela siz çocuğun önüne bir diyelim ki bir hani hikaye koydunuz bilgi. Şimdi bakın dikkat ederseniz kelimeler birbirine benziyor. Hatta yapılan araştırmalara göre beyin sağdan sola aslında bilgiyi alıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Soldan sağa. Bakın Osman Bey ben hani ezber insan zihni üzerindeki etkisi nedir araştırmalarda bulunurken şunu gördüm. Ezber Arapça kelime karşılığında zihinsel tahribattır. Yani siz bilgiyi çocuğun beş duyusunu işleyişe dahil etmeden öğrettiğinizde sadece ezberlediğinizde not odaklı yaklaştığınız zaman aslında o çocuğun yaratıcılığını, çocuğun bireyselliğini, çocuğun farklı olan özelliklerini budamış oluyorsunuz. Bakın mesela işte Çin'de bir hikaye ben bunları eğitim seminerlerimde de paylaşıyorum. Şimdi işte Çin'de bir kral varmış kendisine varis arıyor. En iyi işte tohum dağıtmış halka, en iyi tohum yetiştiren benim varisim olacak diyor. Şimdi tabii herkes günü saati gelince çiçeklerle saksılara gelince Link denilen birinin önünde işte saksısı var ama çiçeği yok. Tabii eski kral duruyor. Niye diyor senin saksında çiçek yok? Efendim diyor siz bize işte tohum verdiğiniz tohumdan yetiştirmemizi istediniz. Ben ne yaptıysam çiçek olmadı. Ben de olan olduğu gibi getirdim. Benim varisim Link diyor çünkü ben size haşlanmış tohum dağıttım. Haşlanmış tohumdan çiçek olmaz diyor. Mesela bu konuyu ben çocuğa verdim. Bakın dikkat edin. Bir geçebilir miyiz? Hatta evet diğer slaytı da görelim. Bakın aslında çocukların görsel zekası, resim yeteneği çok yüksektir. Biz işleyişte kullanmaya kullanmaya o alanı köreltiyoruz. Nasıl ki düşünün yürürken sağ ayağınızı kullanmadığınızda bir süre sonra hani değil mi kangren olur artık hayatınızdan çıkıyorsa bizim de bir sağ beynimizi kullanmaya kullanmaya maalesef. Hatta Einstein'ın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki hayal bilgiden önemlidir. Hayal potansiyelimiz sağ tarafta. Şimdi hatta bireysel yeteneklerimiz de sağ tarafta. Bakın çocuğun çizdiği resme bakın Osman Bey. Ama bunu yetişkinler çizemiyor. Şimdi eski kral, tohum, tohumla çalışma ve yeni kral. Bakın şimdi biz devam edelim lütfen. Evet, çocuk bu resimleri çizerken aynı zamanda bilgi üzerinde düşünüyor. Şimdi biz bunları anlatırken tabii bazen şu oluyor. Diyorlar ki işte efendim ya biz görsellerle zaten kitapta var anlatıyoruz. Biz diyoruz ki o görseli çocuk kendisi çizsin. Yani o bilgiye bir emek versin. O çocuğun çizmiş olduğu resim kendisi için daha çok hatırlatıcı olur. Yani eğer çocuk kendisi çizerse bu defa bilgiyi ezberlemeden bilgiyi yönetme noktasına geçiyor. Bilgi kime ait? Değil mi? Yazara ait ya da öğretmene ait. Ama o çocuk o bilgiyi kendi bireyselliğine göre şekillendirirse, şekillendiğini sizinle paylaşırsa üç tür zekasını işleyişte kullanmış olur. Hangi zekasını kullandı? İşitsel zekası. Görselleştirdi, görsel zekasını kullandı. Size aktarırken ya da o resimlerle birlikte hatta yapılan araştırmalara göre beyin dinlediği bilgiyi kaydetmiyor. Karşı tarafa aktardığımız bilgide beyin daha aktif olduğu için o bilgiyi daha iyi kaydediyor. Devam edelim lütfen. Evet. İşte mesela o anahtar kelimeler nasıl bir önce... Bir sonraki slaytı evet, alalım. Evet sonraki slayttan bakın. Çocuk kalkıp çizdiğini size anlatınca ben şunu gözledim. Sadece bir resimle birlikte bazen o konunun tamamını çok rahat size anlatabiliyor. Ne yaptık biz burada? Çocuğun aynı zamanda yapabilme duygusuna yatırım yaptık. İşte biz burada neye gelecek yaşayarak öğrenme olursa yani çocuk bir işitsel zekasını, iki görsel zekasını, üç dokunsal zekasını sınıfta ya da işleyişte kullanırsa biz buna ne diyoruz? Bütünsel öğrenme. Bütünsel öğrenme neyi getiriyor?
aynı zamanda bu yaşayarak öğrenmenin temelini sağlıyor. Devam edelim lütfen. Evet, diğer slide arkadaşlar. Şeyde bakın, özellikle mesela bakın işte, hatta ben bunu eğitimlerimde de paylaşıyorum ve bunu özellikle bizi izleyenler kendi evlerinde de çok rahat uygulayabilirler. Osman Bey, eğer bir hatta ben televizyon programlarında bunu da dile getirdim. Bununla ilgili çalışmalarımız da oldu. Yaşamadığınız bilgiyi beyin kaydetmiyor. Yani beyin o beş duyuyu istiyor. Bu bilgiyi görselleştirdiğiniz zaman, ona zaman ayırdığınız zaman, sizin bireysel potansiyelinize aktarım yaptığınız zaman o bilgi, o hatırlatıcı renklerle birlikte çok rahat bilgiye ve bilgiyi artık ezberleme değil, bilgi yönetme. Bakın İngilizce'de mesela, yabancı dil diyelim. Şimdi sol beyinde ne var? İşte kelimeler, değil mi? Hello, how are you? I am fine, goodbye. Şimdi siz bunu ezberletip cümle içinde kullandığınız zaman araştırmalar diyor ki siz çocuğun sadece sol beynine hitap edersiniz. Evet. Ama sağ beyni devam etmek istiyorsanız ya da o eğitimi çocuğun bireyselliğine göre geliştirmek istiyorsanız onu görselleştirmesi gerekiyor. Mesela işte kurumumuzda biz bunları uyguladık. Hello kelimesi deyince çocuğa diyoruz, hello kelimesi sana neyi çağrıştırıyor? İşte kimisi sarılma, kimisi tokalaşma resmi. Bakın bu resimleri de bakın orta iki bir öğrencimiz çizmiş. Çok mesela bazı çocukların özellikle resim yeteneği yüksek olduğu için orada resim yeteneğini çocuğun öğrenme sisteminde iyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi çocuk orada kendi hayaline göre tokalaşma resmini çizince Osman Bey, bakın öğretmene ait olan bilgi kime ait olmaya başlıyor? Öğrenciye ait olmaya başlıyor. İşte biz bunu diyoruz. Benim için mesela hatırlatıcı renk sarıdır. Sizin için kırmızıdır, değil mi? Peki ben sadece kelimeyle çocuğa anlattığım zaman o çocuğun bireyselliğini ben nasıl işleyişe dahil etmiş olacağım? Bakın tokalaşma resmi çizdikten sonra kalkıp ilk önce öğretmeniyle sonra akranlarıyla o kelimeye çalışırsa, dokunsal olarak çalışırsa, bakın hatta biz mesela o çalıştıktan sonra eve de uygulama dersi veriyorduk. Çocuk gidip aynı çalışmayı evde de yapıyor. İşte bir yaşayarak öğrenme diyoruz ya, yani sınıfta öğrettiğiniz bilgi eğer o bilgi eve de taşınmıyorsa, sokağa taşınmıyorsa, yani çocuğun gerçek yaşamında bir karşılığı yoksa o bilgi ezberleme ve unutulmaya mahkum. Biz de diyoruz ki bakın, hatta ben sağ beyni kullanmıyorken kitabında da yazdım. Kendi öğrenci üzerimize test ettiğimiz için. Bakın her gün 4 tane kelimeyi bu şekilde çalışsınlar. Resmederek ve uygulama. 500 kelimeden sonra yaklaşık 6 ay ediyor biz kendi programımızda uygularken. 6 ay sonra gidin çocuğunuza bir İngilizce hikaye kitabı alın. Bakın çocuk rahat o İngilizce hikaye kitabı okuyor mu okumuyor mu? Şimdi biz bunu söyleyince yetişkinlerden şu itirazı alıyoruz Osman Bey. Diyor ki peki hocam bunu ben de mi çizip gideceğim? Diyorum hocam bir zahmet. Değil mi? Yani şimdi bizim amacımız bunu çocuğa öğretmek değil mi? Evet. Bakın ben bazen eleştiriyorum. Bir gün beni dövecekler hocam. Estağfurullah hocam. Yani ama şöyle bir şey. Yani hakikaten toplumun kanayan yarası öğrencilerin, özellikle çocukların öğrenmedeki sıkıntıları. Evet. Değil mi? Şikayet ediyoruz. Ama bu dediğinizi aslında görsel olarak veliler çok yaşıyorlar. Yani şöyle bir şey. Bugün işte telefon, tablet, bilgisayar tarzındaki şeylerde görsel olarak kendilerine gelen şeyi anında öğreniyorlar. Evet. Hani bir telefonun açmasını, kapatmasını, hatta işte çocuğa bakıyorsun, eve yeni alınmış bir televizyonun kumandasını aile çözememişken, büyükler çözememişken çocuk aynı dakika, 10 dakikada hemen öğreniyor. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Bu noktadaki tavsiyelerinizi değerli izleyenlerimiz, tabii şöyle bir şey de var. İnşallah bundan sonraki şeyde Elazığ'da proje kapsamında olacağınız için okullarda vesaire onu soracağız. Veriyoruz, evet. En azından sizinle de birlikte olurlar. Kitapları da tavsiye ediyoruz. Bu arada ikinci kitabımızı da tavsiye etmiş olalım. Şöyle gösterelim. Çocuğuma ders çalışmayı sevdirme yöntemi. Evet. Bu da güzel bir kitap. Biraz önce sağ beyni kullanamayan ülkem. Bu bütün herkes için. Herkes. Hem çocuklar hem veliler için. Bu velilerimiz için, evet, özellikle, evet, kaynak, evet, kitap. Evet, evet. Evet hocam. Yani yaşayarak öğrenmenin okul başarısına katkısı. Şimdi, evet, niye böyle biraz hızlı gidiyoruz? Tabii konular o kadar güzel. Teşekkür, fakat ederim. Fakat vakit çok tez, eyvallah, geçiyor. 45, eyvallah, dakikalık bir zaman içerisinde. Şey sizsiniz. Evet, nasıl hocam şey yaparsanız ona, evet, uyarız Osman Bey. Evet. Buyurun hocam. Okul devam başarı. Edelim. Şimdi bakın işte mesela burada örnek vereyim ben. Ben aynı zamanda 20 yıldır derslere giren biriyim. Ve aynı zamanda bu çalışmaları bir fiil içerisinde oldum. Bakın şimdi mesela diyelim ki çocuk
İşte İngilizceyi hani konuşacak seviyeye geldi. Kitap okuyacak seviyeye geldi. Peki bu çocuk o potansiyelini okulda kullanamaz mı? Sınavda kullanamaz mı? Ama biz, ben her zaman söylüyorum, biz yetişkinler konfor alanımızdan çıkıp daha bunu uygulanabilir, daha bunu böyle yaşanabilir hale getirirsek bu aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına da. Niye? Çünkü ben eğitimi sevdirmiş oluyorum. Bakın ben diyelim ki bakın dört kelimeyi bu şekilde çocuğa öğrettim ve çocuk bunları öğrendi. İşte evde de çalışılabilir. Çocuk bunu öğrenince sen çocuğa öğrenmeyi öğretiyorsun. Ondan sonra gelecek olan dört kelimeyi kendisi çıkarır, anlamları görselleştirir. Basamak basamak gider. Zaten araştırmalar diyor ki beyin zamana yayılmış, yaşanmış bilgiyi kalıcı olarak kaydediyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Sol beyni hapsedilmiş. Sonra da ne yapıyoruz? Çocuğu suçluyoruz. Efendim işte bunda dikkat sorunu var, bunda işte efendim odaklanma sorunu var, bunda anlama sorunu var. Halbuki biz çocuğun, hatta ben Dikkat Eksiğine Farklı Yaklaşım kitabımda da biz araştırmalarda bulunurken, çocuk eğer gerçekten rehabilitasyonluk bir çocuk değilse, yani zihinsel olarak bir nörolojik olarak bir sıkıntısı yoksa, çocuk öğrenemiyorsa çocuğun duygusu içerisinde olmadığı için. Yani çocuk beş duyusunu dahil edip, beş duyuyla neyle dahil edebilirim? Görsel zekasını kullanarak ve daha çok dokunsal zekasını kullanarak. Şimdi mesela ben çocuğa bu dört kelimeyi öğrettim. Dördüncü diğer kelimeleri kendisi görselleştirip bunu uygulayabilir. Yani biz yaşayarak öğrenme noktasında çocuğa aynı zamanda neyi kazandırıyoruz? Öğrenmeyi öğrenme kazandırıyoruz. Artık biliyorsunuz Osman Bey, hani bilim her yerde var artık değil mi? Yani bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgiyi yönetmek zor ve dikkat ederseniz bilgi, belirli bilgiler, yöntemler kısa sürede değil mi çürüyor, yerine yeni şeyler geliyor. O zaman ben çocuğun sağ beynini kullan, hani yapabilme duygusunu neyle çocuğa verebilirim? Bilgi yönetmeyi yaşayarak öğrenme yöntemiyle. Evet, zamana yayılmış olsun. İşte bakın diyorum ya, ilkokul bir öğrenci, 4. sınıftaki bir öğrenci 6 ayda İngilizce hikaye okuyacak seviye geliyorsa, biz ülke olarak neden 11 yıl İngilizceyi müfredata koyuyoruz? Evet. Bunu yaşayarak öğrenme bir örnek olsun diye söyleyeyim. Bakın Antalya'ya Hocam, gidin. Burada bu arada bir saptama yapmak istiyorum. Şimdi burada sadece yaşayarak öğrenmeyi görsel olarak değil, dokunarak, duyarak, işiterek. Yani bütünsel öğrenme diyoruz. Biz mesela görme engelli olan bir kişinin hafız olduğunu çok iyi biliyoruz. Nasıl biliyoruz? İşte hocası okuyor, o ezberliyor veyahut da o dinliyor şeklinde. Burada duyarak bir öğrenme ama çok da başarılı bir öğrenme oluyor. Bazılar işitsel mesela baskın yetenekleri olabilir. Bazıları görsel, bazı ama biz diyoruz ki mesela işte mesela örnek bir vereyim size. Ben çilek dedim Osman Bey. Aklınıza gelenleri paylaşır mısınız benimle? Valla hocam kırmızı, evet. Çileğin kokusu. Evet. İşte bakın duyguların üçgen bir. Peki harfleri geldi mi? Beş harfi geldi mi aklınıza? Yani tabii bilmiyorum yani. Yani rengi değil mi? İlk önce rengini hatırladınız, geldi, evet. Kokusunu hatırladınız, evet. Değil mi? Evet hocam. Ama ben hiç tatmadığınız, görmediğiniz bir meyve söylemiş olsaydım herhangi bir şey, o zaman bakın beyin yaşadığını, duyguların içinde olduğunu hatırlıyor. Evet. Biz de onun için diyoruz ki mutlaka o çocuğun eğer ezberlemesini istemiyorsanız, çocuğun yaşayarak öğrenip zamana yayılan bir programla sağlıklı öğrenmesini istiyorsanız, yani aslında bunun için illa öğrenme metotlarını araştırmaya da gerek yok Osman Bey. Yani değil mi? Yani aklın yolu birdir diye tekrar Amerika'yı keşfetmeye de gerek yok. Ben fıtratıma bakarım ya da dersime uygularım. Diyelim ki görsel zeka sistemini uygularım. Baktım ki onda verim alıyorum. Çocuklar mutlu, öğrenme daha kolaylaşıyor. Onu uygularım. Onun için biraz sanki biz hani sol beyin tarzı hem iletişimi, eğitim, üretimi kültür haline getirdiğimiz için biraz konfor alanımızdan çıkıp üretmeyi, yani çocuklara yeni bir şeyler kazandırmayı. Bakın şimdi biz bazen bu sistemi uygularken şunu gözlemledim. Bazı çocukların anlatıcı özelliği çok yüksek. Bu sistemden anlıyor. Niye? Çünkü sen çocuğu dinliyorsun. Sen sadece çocuğa rehberlik yapıyorsun bu sistemle. Çünkü sürekli sen bilgiyi anlatırsan, anlattığın çocuk karşılığında yer almazsa bu defa bu hem size sıkıntı olur hem çocuğa sıkıntı olur. Ama basamak basamak zamana yayılmış bir programla ve çocuğun farklılıklarını dikkate aldığınızda
hem öğretmen işini kolaylaştırmış olursunuz, hem ebeveyn işini kolay, hem de öğrencinin işini kolaylaştırmış. Fakat dikkat ederseniz gelişmiş ülkeler artık daha çok sağ beyin temelli, yani yaşayarak öğren. Niye? Çünkü benim öğrendiğim benim yaşam başarıma etki edecek. Sadece akademik başarıma değil. Yaşam başarı birbirini desteklediği zaman, yani biz bunu anlatırken kitaplarımda da bunu yazdım. Yaşam akademiyi desteklemeli, akademik başarı yaşamı desteklemeli. Desteklemeyince tek ayakla nasıl ki yürümek zorsa, tek bir sistemle de sistemi tamamen sağlıklı yürütmek zor olur Osman. Yani bunun için sağ beyni mümkün olduğunca kullanmamız lazım. Hatta şöyle mesela şunu da söyleyeyim Osman Bey. Yani biz düşünün, bir yetişkin duygunu kullanmazsa, kendi hayal gücünü kullanmazsa sol beynin rutin haline gelmiş olur. Rutin haline gelen bir zihinde de üretim olmaz. Paylaşımı olmaz. Şimdi burada zaten mesela biz anlatırken bazen öğrenci diyor ki ya işte ben tokalaşma resmini çizdim. Acaba arkadaşımın aklına neyine geldi? O ne çizmiş? Bu arada çocuk bunu çizerken, hatta bizim de böyle orta masalı olan şeyler yapıyorduk. Çocuk bu arada diyor ki ha bak, benim arkadaşımın aklına bu da gelmiş. Demek bu da çizilebilir. Ben aynı zamanda ne yapıyorum o çocuğa? Ortak akıldan, ortak duygudan, ortak üretimden faydalanmasını da sağlıyorum sistemle. Aslında bu aynı zamanda öğretmenin de işini kolaylaştırıyor. Niye? Siz sistemi öğrettiniz. Artık siz sadece onun rehberliğini yaparsınız. Öğrenci kendi potansiyeline göre sıralama şeklinde öğrenmeyi sağlar. Evet hocam. Tabii ben burada hocam şöyle bir şey, çocuğuma ders çalışmayı sevdirme yöntemi şeklinde. Yani şöyle bir şey, bu noktada velilere bir tavsiyeniz var mı? Yani kısa, burada kitabımız evet, var, evet, velilere evet. Tavsiye ettik. Ancak yani bu noktayı bir küçük bir özetle insanımız da tabii bir ki öğrense. Şimdi ben özellikle hani velilerimize de yansıtıyorum. Şimdi bazen çocuklar mesela okulda o evdeki ortamı bulamayabiliyorlar. Hatta Güney Kore'de bir kültürmüş. Ben bunu eğitim seminerlerimde paylaşıyorum, yansıtıyorum. Her akşam işte akşam yemeği yenirken baba geçiyor yazı tahtasına. Diyor ki işte mesela çocuklarına bugün ne sorun yaşadı? Yazıyor konu başlığı olarak. Mesela akran zorbalığı. İşte bugün okulda şu sorunları yaşadım. Yazıyor akran zorbalığı. Diğer sen ne sorunu yaşadın? Onu da yazıyor. Ondan sonra annesine diyor ki mesela bu akran zorbalığı yaşıyormuş, sorun bu. Sana göre bu sorunu nasıl çözer? Bakın. Kardeşine soruyor. Sen olsaydın bu sorunu nasıl? Bakın şimdi Osman Bey, biz bunu da alışkanlık haline getirmemiz lazım. Sol beyin eleştirir, geçmiş odaklı çalışır. Araştırmalar öyle diyor. Sağ beyin gelecek odaklı çalışır, çözüm odaklı çalışır. Evet. Şimdi bizim sol beyin eğer kültür haline gelmişse sorunun kaynağı nedir diyoruz. Bakın değil mi? Okullarda yaşıyoruz. Evet, diyor ki işte sorunun kaynağına giderek ikinci sorunu çekiyoruz kişisel hayatımıza değil mi? Evet. Halbuki sağ beyin diyor ki artık bu sorundan çıkmak istiyorsan çözüm nedir değil mi? Çözüm. Şimdi biz bunu kültür haline getirmediğimiz için eğer orada mesela bir yazı tahtası akşam bugün okulda yaşadığın sorunu yaz, biz bir ortak çözüm üretelim. Bu aynı zamanda çocuğun ortak akıllı kullanma kültürünü de çocuğa kazandırmış olurum ben. Ya da işte bugün hani anlattığımız gibi çocuk mesela okulda öğrendiğini gelip size aktarır. 15 dakika, yarım saat, bir saatinizi çocuğa verdiğiniz zaman çocuk bu defa, hatta bildiğim kadarıyla Leonardo Vinci'nin babası çocuk okula giderken oğlum bugün okulda farklı ne öğrendin? Bakın. Müthiş bir yöntem. Yani bir, ben farklı bir şey öğreneceğim. Gidip babama aktaracağım. Her farklı bir yeni iş öğrenme hem benim bilgi dağarcığımı hem de bakış açımı değiştirecek ve ben bu konuda geliştirecek. Bak burada herhangi bir sözel şiddet, fiziksel şiddet de yok. Onun için ben orada mesela çocuğun okulda edindiğini sizinle paylaşırsa ya da görselleştirme üzerinde bir çalışma olursa çocuk zaman diyecek ya ben bunu sınıfta yapamıyordum, halbuki kolaymış. Bak görselleştirince, babama anlatınca anlatabildim, babam beğendi, o zaman bu beğendiğimi ben gidip sınıfta da. Bu ne yapacak? Çocuğun sınıftaki performansını yansıtacak. Ya da işte ortak kitap okuma, aynı metni. Ben seminerlerinde söylüyorum, hatta başarı öyküleri kitaplarımı özellikle o çerçevede bir içerik hazırladık. Şimdi çocuk diyelim ki işte biraz önce anlattığınız o hikayeyi birlikte okudular. Okuduktan sonra baba hikayeden anladığını çocuğa anlatırsa,
çocuk babaya anlatırsa, işte eşine anlatırsa bu defa ne oluyor? Çocuk orada babanın bakış açısını, babanın birikiminden de aynı zamanda istifade ediyor. Annesinin birikiminden de istifade ediyor. Bu birikimi yavaş yavaş okula taşıyor ve farkında olmadan zamana yayılmış bir programla da ben bir o çocuğa da bir okuma kültürü ya da onu yaşayarak öğrenme kültürü de kazandırmış olurum. Şimdi hocam tabii öğrenciler açısından bunu söylüyoruz ama yaşayarak öğrenmeyi nasıl kişisel ve toplumsal hayatımızda uygularız? Evet. Diye bir soru sorsam. Evet. Şimdi aslında hani bu anlattıklarımızı bir nevi özet olur. Teşekkür ederim bu arada Osman Bey. Şimdi her zaman bakın biraz önce onun örneğini verecektim. Gidin Antalya'ya. Antalya'da ilkokul mezunu İngilizceyi konuşur değil mi? Rahat. Niye? Turistlerle sürekli onu yaşıyor. Ya da işte işi gereği onu konuşuyor. Mesela üniversitelerimizi araştıralım. Kaç akademisyen günlük hayatında İngilizceyi konuşuyor? Hiç hocam. O zaman nedir? O zaman biz yani eğer İngilizce gerçekten... ile içli dışı olanlar hariç. İşte biz buna kadar yaşayarak öğrenme diyoruz. Yani duyguların içinde olduğu. Biz aslında buna alışık değiliz. Açık söylüyorum. Hatta biz bununla ilgili bir proje bakanlığa da sunduk. Maalesef cevap gelmedi. Yani bazen söylediğimizde diyorlar ya hocam işte biz yıllardır bu programa alışmışız. Öğretmenimizi bu sisteme çok kolay. Bakın şimdi ben bu anlattıklarım zaten bakın başta neydi? Beyin basit olanı seviyor, renkli olanı, yaşanabilir olanı seviyor ve onu hatırında tutabiliyor. Biz yetişkinler olarak çok rahat bunun programını hazırlarız. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Çocuk bir gün o bilgiyi alıp ikinci gün kendi kişisel hayatında bunu uygulama şansı olsa o zaman ben o bilgiyi dayatmadan, o bilgiyi ezberlemeden çocuğa bunu çok rahat kazandırabilirim. Bu ne yaptım? O akademik bilgi benim sosyal hayatımı da destekledi. Sosyal yaşamım benim o bilgimi de destekledi. Hem kişisel hayatım değişti hem de eğitime bakış açımız değişti. Yani mesela dünyada eleştiriyoruz niçin okumayan bir toplumuz değil mi? Çünkü okuma bize sol beyin tarzı sürekli ezber olduğu için ezber zordur ben istemiyorum. Halbuki biz ona daha çok yaşanabilir alanlar oluştursaydık. Ya da yaşanabilir ödüllendirme sistemimiz, destekleme sistemimiz daha farklı ve fıtrata uygun olsaydı belki biz bunları bugün ülke olarak da çok konuşulmuyor oluyorduk. Neden? Çünkü zaten yaşadığım bilgiyi sürekli onu tekrar ettikçe mesela düşünün hatta biz kendi velilerimize uyguluyorduk. Mesela haftanın belirli günleri o saatte sadece mesela yabancı dil konuşun, başka konuşmayın. Bilmediğiniz kelimeleri araştırın. O zaman ne yapın? O yaşayışınız bilimi destekliyor. O hem kişisel hayatınız hem de toplumsal hayata farklı yönde yön vermeye başlıyor. Şimdi hocam tabii şöyle bir şey var. Yani belki ilerleyen zamanlarda da Talim Terbiye Kurulu bu konuyla ilgili bir çalışma yapar. Özür dilerim bu arada var. Yani ben mesela müfredata bakıyorum. Hatta bazı şeylerimiz yayınlandı Milli Eğitim'de. Var ama bakın ben şunu eksik buluyorum. Siz tokalaşma resmi çizerseniz farklı çizersiniz. Ben farklı çizerim. Siz çizdiğinizi hatırlarsınız, ben çizdiğimi hatırlarım. Görseller sadece hazır görsel benim zekamı geliştirmeye yetmiyor. Benim çizmem lazım. Yani benim ona bir emek vermem lazım ki bana ait olsun. Zaten size ait olan görsel bilgiyi size daha iyi çağrıştırır. İşte bu boyutta bir eğitim şurasına, daha doğrusu çalıştayına katılmıştık. O çalıştayda işte Finlandiya modeli vesaire Çin, Japon modeli, Finlandiya modeli diye böyle eğitim modellemelerini anlatıyorlar. Biz de işte eğitim dernekleri olarak oraya gitmiştik. Ben şunu sordum. Dedim ki ya Finlandiya bu eğitim modelini almış ama netice itibariyle Finlandiyalı bir gencin başarısı için uğraşmış, mücadele etmiş. Bizim Türk modelimiz nasıl oluşacak? Yani aslında bunun mücadelesini vermemiz lazım. Yani evet, kendi toplumumuzun algısıyla işte geçmişe giderek belki Selçuklu Osmanlı dönemi, işte Cumhuriyet döneminin ilk yılları vesaire ki birçok filozof tarzı insanların bir noktada bizim eğitim modelimizin içerisinden de çıktığını, şairlerin, yazarların vesaire. Bunların bir araya toplanıp aslında kendi iç dinamiklerimizde bunun ben de aslında bunu niye söylüyorum? Sizi burada misafir etmemizin, konuk etmemizin sebebi hem kendi Elazığlı bir değerimizin teşekkür bu noktada ederim, bir çalışması olması, hem de böyle değerlerin toplum tarafından bilinmesi. Aslında velilerimiz özellikle kırtasiyelere gidiyorlar. İşte kişisel gelişim kitaplarını bir şekilde
falancanın filanca modellemelerle bunu alıyorlar. Bir şeyle de yani bununla da sınırlı kalmasınlar. Alsınlar. Tabii, ama evet. Böyle bir şeyin olduğundan da haberdar olsunlar istiyoruz. Eyvallah. Bunun en büyük kıymeti şu. Bir velimiz veya ebeveynimiz şu kitabı aldığı zaman veya işte çocuğuma ders çalışmayı sevdirme yöntemi diye başardığımız işte zaman, başarı yüküleri ile ilgili kitabı aldığı zaman bir bu çocuğuna bir kıymet vermiş olacak. Değerlilik duygusunu kazandırmış olacak. Evet. Onunla ilgili bir şeyler yapıyor olacak. Yani bu noktada bir çalışma olmuş olacak. Ve özür dilerim Osman Bey, bir de veliyi de işe dahil edeceğim. Bakın tabii. Ben eğitim seminerlerimde paylaşıyorum özellikle veliahtı. Bu arada hani Elazığ'da da demişlerdi hocam bu kadar hani İstanbul gibi katılımlar olmaz. İnanır mısın bazı okullara gidiyoruz yer yok. Yani evet. Demek ki bazı insanlar arayışta. Ben de orada gelenlere özellikle şunu diyorum. Lütfen çocuğunuza öğrenmeyi öğretin ve siz de işin içinde olun. Niye? Çocuğunu en iyi tanıyan sensin. Evet. Ben fizik anlatın, matematik anlatın, tarih anlatın demiyorum. Ama çocuğu eğitime hazır hale getiren, çocuğu inşa eden, çocuğu dersin işlenmesine pozitif katkı sağlayan ebeveyndir. Şimdi ben ebeveyn ayağını eksik bırakırsam öğretmeni de işini zorlaştırırım. Eğitim de işini zorlaştırır. Özellikle biz burada Elazığ'da hani bu eğitimleri verirken de tabii biz aslında hani bunu daha geniş kitlelere yaymak için bazı projeler sunduk. İnşallah daha geniş kitlelere yayarız. Şunu demek istiyoruz. Beklenti içinde olmadan aslında mesela düşünün. Siz çocuğunuzu her akşam bir hikaye okuyorsunuz. O hikayeyi paylaşıyoruz. Çocuk o hikayede bir mesaj alıyor. Yeni bir kelime dağarcığı kazanıyor. Bu çocuğun sınıf performansına yansımayacak mı? Muhakkak. Demek ki yaşayarak öğrenme sadece sınıfta olmak zorunda değil. Bak ben bir eğitimci olarak söylüyorum. Ve aynı zamanda yıllardır derse giren biri olarak söylüyorum. Diyorum ki eğitimi aile desteklemezse, ailenin de bir programı eğitimi desteklemezse tek ayakla yürüme gibi olur. Bir süre sonra çocuk bir yerden kopacak. Biz diyoruz ki o kopma olmasın diye kopacağı zaman aile de işin içerisinde olsun. Sistem de işin içerisinde olsun. Yani fıtrat ne diyorsa şimdi görselleştirince evet anne ben daha iyi hatırladım. Öğretmenim ben daha iyi hatırlıyorum. Ben bu hoşuma gitti. Yani ben bu uygulamalı sevdim dediği zaman biz konfor alanımızda değil üretme alanında olmamız lazım. Zaten sağ beyin de onu diyor. Zaten eğer sizin hedefiniz üretimse yani hani bir şeyler üretmekse zaten o potansiyelleriniz devreye giriyor. Ama biz genelde tüketimi seviyoruz maalesef. Yani işte hazır olan neyse o hazır olandan gidelim. Ama hazır olan artık yetmiyor. Çünkü dünya hızlı değişiyor, bilgi hızlı değişiyor. Evet ülke olarak çok artılarımız var ama gelişmiş ülkelere baktığımızda çok eksilerimiz de var. O zaman bunun yönü nedir? Bizim sadece bir kesimlerin değil, toplum olarak üretime geçmemiz lazım. Yani eğer işte mesela ben eğitimlerimde anlatıyorum. Yani işte mesela Mustafa Kemal'in annesi hangi üniversite mezunu değil mi? Ya da işte mesela Edison okul hayatı olmamış ama dahi yetiştiren aileler var. Bu nedir? Yaşayarak öğretirse. Yani bu yaşayarak öğrenme derken sadece öğrenci yaşayarak öğrensin demiyoruz. Öğretmen de yaşayarak anlasın. Yani işin içerisinde duygu olsun, işin içerisinde istek olsun ve bütünsel olduğu zaman, emek verildiği zaman, işte mesela düşünün, öğretmen o konuyu hazırlayarak giderse, çocuklar bir de bunun bu yöntemi var derse, şimdi bu aynı zamanda öğretmeni de geliştiriyor. Niye? Çünkü öğretmen de ona bir emek hazırlıyor. Sadece müfredat olarak gitmiyor. Evet. Bu defa o bütünsel öğrenmeden öğretmen de kazançlı çıkıyor. Biz kendi kurumumuzda bunu uyguladık. Veli de kazançlı çıkıyor. Öğrenci de veli kazançlı Sayın çıkıyor. Sayın hocam tabii sohbete doyum olmuyor. Çok programımızın sonuna geldik. İzleyenlerimiz açısından son söyleyeceklerinizi evet. Alalım hocam. Eyvallah. Ben şunu çok teşekkür ederim bu arada beni konuk olarak davet ettiğiniz için. Şunu diyorum. Lütfen kendimizi tanıyalım. Mesela ben bedenimin sağ tarafını sol beynim yönetiyor, solu sağ yönetiyor değil mi? Evet. Şimdi ben ne kadar ki fiziksel ihtiyaçlarım için belli bir uğraş veriyorsam zihinsel uğraşlarım da vermem gerekiyor. Sağ beyindeki potansiyel nedir? Benim kişisel hayatımda eksim olan nedir? Yani ben çocuğuma daha faydalı olabilmek için, üretim olabilmek için illa bir etiket savaşına girmek zorunda değilim. Bakın yıllardır biz araştırmalar içerisindeyiz Osman Bey.
yaşayamadığınız bilgi çürümeye mahkumdur maalesef. Onun için ben daha çok uygulanabilir, yaşanabilir şeyde veli olarak, sistem olarak için içerisinde olursak, yani potansiyel daha çok neyi istiyor? Beş duyu devreye girince o bilgi nasıl kalıcı oluyor? O konuda araştırmalarını okuyup onu çocuklarına yansıtmalarını rica ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı bu arada şöyle kitabımızda tutalım. İnşallah bundan sonraki süreçte herhalde bir müddet yine Elazığ'da projeyi yürütüyorsunuz. Şu anda bir oluşum içerisindeyiz Elazığ'da. İnşallah. Onu da halkımıza duyuracağız. Değerli izleyenler, bu akşam da şehir sohbetlerimizin programımızın sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz.